Dokunulmazlıklarda karar çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9 BDP'li ve 1 bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekenin parti içinde çatlağa neden olmaması için milletvekilleriyle bir araya geldi. Bazı Kürt vekillerin endişelerini dile getirdikleri toplantıda Erdoğan'ın aralarında kendininki de bulunan 800 civarındaki dokunulmazlık dosyasının incelenmesi talimatını verdiği belirtildi. Tüm dosyaların raftan inmesinin Mart ayını bulabileceği ifade ediliyor. Toplantıda sadece bölge milletvekilleri değil, farklı görüşlerden 20'ye yakın milletvekili konuştu. Dokunulmazlıkların AK Parti'yi olumsuz etkileyeceği savunuldu. Oy kaybettireceği belirtildi. Sonunda da Başbakan bir kez daha mesajlarını verdi kapalı toplantıda, ilkeler üzerinden hareket edeceğiz dedi. Oy kaybettirir iddialarına da daha çok çalışalım o zaman değerlendirmesini yaptı. Toplantıda öne çıkan görüş, dokunulmazlık dosyaları ele alınsın ama BDP'ye özel işlem yapılmasın yönünde oldu. Erdoğan toplantının basına açık bölümünde ise BDP'nin seçmenlerin değil terör örgütünün iradesini temsil ettiğini söyleyerek siyaset yolu kapanmasın diyorlar. Zaten hiç kapanmadı ama BDP'lilerin yolu siyasetin yolu mudur diye sordu ve dünyanın hiçbir ülkesinde terörü destekleyen bir parti kabul görmez. Mecliste olacaklarsa terörü desteklemediklerini göstersinler. Terörü kınasınlar. Siyaset yolunun açık olması için mücadele veriyoruz. BDP bunu istismar etmenin kolaycılığına kaçtı. Bugüne kadar kendilerine engin bir hoşgörü gösterildi. Yeri geldiği zaman herkese haddini bu parlamento diliyle bildirir. BDP şımardıkça şımarıyor, demokrasiyi zehirliyor şeklinde konuştu. Doğu ve Güneydoğu'nun beklentileriyle Batı'nın beklentilerinin bazen çakışmadığını söyleyen başbakansa 800'den fazla dokunulmazlık dosyasının raftan indirilmesi talimatını verdi. Kurulacak karma komisyonda Erdoğan'ınki de dahil tüm dosyaların ele alınacağı ancak yolsuzluk ve terörle seçim yasaklarını ihlal gibi dosyaların birbirinden ayrılacağı belirtildi. Siyasi söylem içeren örneğin gece propaganda yapmak ya da Sayın Öcalan demekle ilgili dosyalar elenilecek. Bildirildi. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgilere göre genel kurula indirilecek fezlekeler arasında yüz kızartıcı suçlar, yolsuzluk dosyaları olacak. Terörü teşvik, silahlanma çağrısı, kamu görevlilerine saldırı, cinsel taciz dosyalarında da yargının önü açılacak. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin fezlekesinin de gündeme taşınması bekleniyor. Bu süreçte istişare devam edecek. Hazırlık komisyonunda dosyalar tek tek incelenecek. Belirlenen ilkeler üzerinden de adımlar atılacak. Hazırlık komisyonu kurulması sonrasında 2 aya yakın bir süre çalışma yapılacak. İlgili milletvekilleri tek tek dinlenecek. Ardından karma komisyon toplanacak, görüş oluşturulacak. O kanaatlerde genel kurulda milletvekillerinin oylarına sunulacak, nihai karar verilecek.